Değerli arkadaşlar, Kripto Analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz. Luna'ya bakacağız yine. Arkadaşlar, Luna ile ilgili, Won'la ilgili daha doğrusu yine bir iddia var. Bunu değerlendireceğiz. Videoya devam etmeden önce sizden ricam, kanala destek olmak adına kanala abone olmanız. Yine videoyu beğenip paylaşırsanız bizlere ikinci bir destekte bulunmuş olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, Luna ile ilgili arkadaşlar, Won'la ilgili elinde ciddi miktarda coin olabileceği şeklinde bir takım haberler yayınlanıyor. Won ve Terra Luna ile ilişkili bir cüzdanın şu anda cüzdanında 140 milyon doların üzerinde arkadaşlar Bitcoin olduğu iddiası var. Kimliği belirsiz olsa da cüzdan 16 Mayıs'ta Luna Foundation Guard'ın resmi cüzdanını finanse etti. Bu da kuruluşla yakın bağları olduğuna dair güçlü bir kanıt olarak söyleniyor. Aynı kuruluş OKX ve KuCoin'e yaklaşık 4204 BTC gönderdi. Tabii bunlar Güney Koreli yetkililerin şu anda dondurmaya çalıştığı fonlar. Bunu da belirtmiş olayım. Luna Mucidi'nin 140 milyon dolarlık BTC'ye erişimi mi var gibi bir soru var. Terra'nın kurucusu Won hala 140 milyon doların üzerinde Bitcoin'e erişme şansı var. OXT Research üyesi Ergo BTC tarafından Twitter'da yapmış oldukları araştırmaya göre Won, Luna Guard Foundation, LFG veya Terra ile ilişkili başka bir cüzdanda 6983 BTC yer alıyor. Yani bu da yaklaşık 140 milyonun doların üzerinde bir mevlaya tekabül ediyor arkadaşlar. Terra'nın algoritmik stable coin'i UST'nin bir ölüm sarmalına girmişti biliyorsunuz. Dolayısıyla bu durumun birkaç gün içinde doğrudan 43 milyar dolardan fazla değeri yok etmesiyle Terra ekosistemi Mayıs ayı başlarında çökmüştü. Çöküş sırasında kripto projesinin oluşturucusu Won stable coin'i durdurmak için LFG'nin Bitcoin rezervlerini o zamanlar 3 milyar doların üzerindeydi kullanacağını belirtmişti. Ancak eleştirmenler Won'un projeyi stabiliteye kavuşturmak için kullanmak yerine fonların bir kısmını cebine indirdiğinden şüphelenmekteler arkadaşlar. Tabii belli başlı cüzdanlarınla ilgili 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde 15 farklı Binance hesabından 12.812 BTC'den bugünkü fiyatlarıyla yaklaşık 256.898.845 dolar civarında yapıyor. Bu cüzdan daha sonra 12.147 BTC ikinci bir cüzdana gönderiyor. Yeni cüzdanla ilgili dikkate değer şey doğrudan LFG'nin resmi adresini arkadaşlar 16 Mayıs'ta 312 BTC göndermesi. Tabi burada dikkat edilmesi gerekenler fonlar ve OKX ve KuCoin'e gitti şeklinde iddia. LFG'yi finanse ettikten sonra hesap kalan 11.834 BTC'yi, o da yaklaşık 237 milyon doların üzerinde yapıyor, cüzdandan cüzdana dolaştırmaya başlıyor. Sıklıkla fonların bir kısmı OKX ve KuCoin kripto para borsalarındaki cüzdanlara gittiği iddia ediliyor. Bitcoin'in büyük kısmı yeni bir cüzdana ve ardından başkasına aktarıldı. Çoğu fon yani bir döngü ve sarmal oluşturuluyor. En son 17 farklı cüzdana taşınıyor. 13 farklı işlemle OKX ve KuCoin'e aktarılan Bitcoin bugünkü fiyatlarıyla yaklaşık 84 milyon doların üzerinde. Won, Terra Farm Labs veya LFG'nin bu paralar üzerinde herhangi bir kontrol olduğuna dair tabii sağlam bir kanıt yok. Bununla birlikte tüm Terra ekosistemin çöküşünün hemen ardından cüzdanın LFG'nin resmi cüzdanına fon sağlaması, bu cüzdanlardan sorumlu kişi ve kişilerin projeyle ilişkili olduğunu güçlü bir şekilde gösteriyor. İlginç bir şekilde Güney Koreli yetkililer kısa bir süre önce KuCoin ve OKX'e çağrı yaptığı borsaları kripto paraların Won'a ait olduğunu iddia ederek 3313 BTC'yi dondurmaya çağırdılar. Bakalım bu çağrıya nasıl bir karşılık verecek? Bunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Yani Luna'da sular durulmuyor. Halihazırda her ne kadar bir takım artışlar görülse de Luna'da önümüzdeki günlerde çok fazla volatilite hareketlerinin olmasını bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Hepinize bol kazançlar. Görüşmek üzere değerli arkadaşlar.